Meclisi var, yardakçısı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt ceridesinden 1926 tarihli harf devriminden evvel borçlar kanununun kabul edildiği görüşmede Tunalı Hilmi Bey'in meclis kürsüsünden yaptığı, o zaman Zonguldak milletvekiliymiş. Küçük bir kuple bir pasaj var, konuşması var. Burada bu sözleri bu ülkenin bir milletvekilinin meclis kürsüsünden yaptığını bilerek dinlemek gerekiyor. Bakın ne diyor. 1926. Hatta tam tarihini verelim. 4. ay 22'si 1926. Borçlar kanunu kabul edilecek bu görüşmede. Tabii borçlar kanunu da ithal bir kanundur. Hukuki ıstılahları biraz sadeleştirmişler. Bu sadeleştirmenin yapılmasından ne kadar hoşnut olmuş ki çok cuşa gelerek bu konuşmayı yapıyor. Bak ne diyor. Adliye encümeni, adliye vekaleti, yalnız Arapça ve Acemce terkipleri ezmekle, en büyük düşmanlarımı defetmekle kalmıyor. Hatta kelimeleri bile Türkçeleştiriyor. Mesela vecibeler yerine borçlar diyor. Demek oluyor ki bu gidişle adliye vekili Mahmut Bey, Esat Bozkurt ve arkadaşları, encümenler milletine karşı, ana diline karşı en büyük borçlarını ödüyorlar. Allah bu borcu ödemeyi hepimize nasip etsin. Amin. Sesleri ve alkışlar geliyor mecliste. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük zaferi, benim en büyük düşmanım olan, Arapça kaidelerden vücuda gelmiş olan bu piç, murdar, melun, öldürücü dili ezmektir, kovmaktır. Daha harf devrimi olmamış. Ey Cumhuriyet, şan senin, zira zafer senindir. Ve bu senin en büyük zaferin karşısında secdeye eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Alkışlarla kapatıyorlar işi.